Cumhuriyetimizin kurucusu, ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e göre bayrak milletin şerefidir. Vatanseverlik temalı şiirleriyle ünlenen Mithat Cemal Kunta ise 15 yılı karşılarken isimli şiirini şu dizelerle bitirir. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Tıpkı destansı kahramanlıklarla her karışı hak edilmiş yüce vatanımız ve rengini aziz şehitlerimizin kanlarından almış ay yıldızlı al bayrağımız gibi. Şimdi çok özel bir bayrağın izinden 102 yıl önceye, düşman işgalinden kurtuluşu ile koca bir ulusun bağımsızlığını müjdeleyen İzmir'e gideceğiz. 3 yıl, 3 ay, 25 gün süren işgal boyunca tozlu bir sandıkta saklanan umudun kumaşlarının kutsal bir emanete dönüşme hikayesini dinleyeceğiz. İzmir'in 15 Mayıs 1919'da işgal edilmesiyle fitili ateşlenen milli mücadele, Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Anadolu'ya yayılmış ve zamanla askeri olarak da güç kazanmaya başlamıştı. Aylar süren hazırlıkların ardından nihayet 26 Ağustos 1922 gecesi gerçekleştirilen büyük taarruz ile düşman gafil avlanmış, bozguna uğratılmıştı. 30 Ağustos'ta Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin büyük bir zaferle sonuçlanmasının ardından ise Atatürk'ün "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!" emriyle işgal kuvvetleri İzmir'e doğru geri çekilmeye zorlanmıştı. Ve 9 Eylül 1922'de kahraman Türk ordusu İzmir'e girdiğinde işgal sona ermiş, ulusal bağımsızlığımız müjdelenmişti. Ailemiz bu 3 yıl 3 ay süren işgal döneminde çok zor günler geçirmişler. Doğrudan bir saldırıya uğramamış olsalar da normal hayatın akışı devam etmediği için o zorlukları çekmişler. İzmirli bir ailenin ferdiyim ben. Bugün bu Türk bayrağını diken Hasip Özsamancı annemin babaannesi, İkiçeşme bölgesinde yaşayan bir ailenin ferdi. Ailemiz İkiçeşme'de yaşarken tabii İzmir işgal altına girmiş. Kemer altında saman ticaretiyle uğraşıyorlar. Hatta soyadımız oradan geliyor, Özsamancı soyadı. Bu süre zarfında özellikle 1922'nin, yani kurtuluşun olduğu yılın yaz aylarını Karabağlar'da bağ evine geçirmişler. Sebebi çatışmalara yakalanmamak için. Eylül ayının ortasında ve daha doğrusu başında diyelim, Türk askerinin İzmir'e geleceğini hissediyorlar. Şöyle ki Yunan askerlerini kaçtığını görüyorlar, duyuyorlar. Ve Yunanlıların da Ege bölgesinde özellikle yakarak, yıkarak, tahrip ederek kaçtığını haber alıyorlar. Bunun üzerine aile efradı Karabağlar'daki evlerinden 8 Eylül akşamında İzmir'in Çeşmek'teki evlerine geliyorlar. Evin adresi o dönemki ismiyle Kızasan Sokağı 47 numara. Bugünkü 844 sokak 49 numaraya tekabül ediyor. Bu ev bugün durmuyor ama yeri hala mevcut. 8 Eylül, 9 Eylül'ü bağlayan gece çocuklarıyla, eşiyle, akrabalarıyla beraber büyük bir heyecanla ne olacağını bekliyorlar. Çünkü şehirde büyük bir karmaşa var, çatışmalar var. Kayıklarla dahi Yunanlıların kaçmaya çalıştığını, yani düşünün kayıkla kentten başka bir ülkeye kaçmak mümkün değil ama işte o can havliyle kaçmaya çalışıyorlar. Bu şekilde 9 Eylül sabahına varıyorlar. Tabii gün ışıdığında o iki çeşmeliğin dar sokaklarında bugün hala aynı görüntüye sahip at sesi duyuyorlar. Atın nal seslerini duyuyorlar. Tedirgin oluyorlar çünkü acaba kim geliyor? Türk askeri mi? Yunanlı mı? Çok tedirginler. Cümle kapısının, yani bahçe kapısının kırıldığını duyunca çok büyük bir korku duyuyorlar. Ve baktıklarında karşısındaki askerin Türk olduğunu anlıyor. Türk askeri de onların Müslüman, Osmanlı, Türk olduğunu görünce diyor ki korkmayın, biz Türk askeriyiz, İzmir kurtuldu, İzmir'e girdik, bugün bayramdır diyor. Tabii bunu babaanne anlatırmış, bu cümleyi duyunca ağlamaya başlıyor. Eşi benzer şekilde, büyük dedemiz ağlıyor, herkes çok mutlu ve orada çok önemli bir cümle kullanıyor Türk askeri, diyor ki bugün bayramdır. Bugün Türk bayrağı dikin. Her yere bayrak asın. Babaanne tabii yıllar önce sakladığı kumaşlar geliyor aklına. Çünkü biliyorlar ki esaretten bir gün kurtulacaklar. 3 yıl 3 ay boyunca süren o esaret döneminde nasıl ki bağımsızlık düşüncesini kalplerinde sakladılarsa benzer şekilde kumaşları da sandıklarında muhafaza etmişler. Babaannemiz o anda sandıktan kırmızı ve beyaz iki tane kumaşı çıkartıyor. Eliyle ölçerek yapıyor bu bayrakları. İki tane bayrak dikiyor.
Birini cümle kapısına asıyor, birini evin camına asıyor. Ve tarihsel hikayelerde anlatıldığı gibi gerçekten de mahallenin 1-2 saat içerisinde kıpkırmızı olduğunu babaanne anlatırmış. İşte Türk bayrakları o gün böyle dikildi. Saklandıkları yerden çıkarıldı. Babaannemiz sağlığında 1959 yılında ölene kadar bu bayrağı kendisi bizzat her bayramda, milli bayramlarda evin penceresine, cumanın camına asmış. Kendi vefat ettikten sonra torunu buna sahip çıkmıştı, annemin büyük halası. Ben de akabinde halanın vefatından sonra bayrakları sahip çıktım. Ama sonra şunu düşündük, dedik ki bu sadece bize verilmiş bir emanet değil, Türk milletine, İzmirli'ye bir emanettir. 2011 yılında İzmir'in kurutuluşun 90. yılında o dönemde Ahmet Pirişinak Kent Arşivi Müzesi'ne bayraklarımızdan birini bağışladık. Diğerini yine muhafaza ettik evimizde ve Cumhuriyet'in bugün 100. yılındayız. İzmir'in kurtuluşunun 100. yılında Türkiye'de ilk defa Bayrak Bilim ve Türk Bayrakları Müzesi'nin 9 Eylül Üniversitesi bünyesinde açıldığını duyduğumuzda, haber aldığımızda büyük bir sevinçle koşarak buraya bağışlamak istediğimizi söyledik. Çünkü şunu biliyoruz ki ismiyle müsamma 9 Eylül Üniversitesi bu kentin kendi kurtuluşunun ismini taşıyan bir üniversite. Bildiğiniz gibi İzmir'in işgali ve İzmir'in işgalden kurtuluşu sadece İzmir'le ilgili bir olay değil, milli mücadelenin, Kurtuluş Savaşı'nın en önemli nişanelerinden ikisidir. Sadece İzmirliler kutlamamıştır 9 Eylül'ü. Tüm Türkiye, tüm iller kutlamıştır. Bu anlamda 9 Eylül'e böyle bakmakta yarar vardır. Bizim üniversitemizin adının da 9 Eylül olması buradan gelmektedir. Kurtuluş Savaşı'nın bir nişanesinin olduğunun göstergesidir. Biz bu misyonla 9 Eylül 2020'de Bayrak Müzemizi açtık. Türkiye'nin ilk ve tek milli bayrak müzesi olarak 9 Eylül Üniversitesi Bayrak Bilim ve Türk Bayrakları Müzesi milli değerlere sahip çıkıp bayrak nişanesinin alametini milli kültürümüz doğrultusunda ulusal bayrak müzesi anlayış içerisinde veksiloloji bayrak bilim anlayışında sürdürmektedir. Halkımızın bu konudaki ilgisi, desteği bizi mutlu etmektedir. Bunun bir örneği de İzmir işgalden kurtulduğunda Türk askeri İzmir'e girdiğinde askerimizi karşılamak isteyen Özsamancı ailesinin büyüklerinden Hasibe Hanım bu bayrağı dikiyor. Bu önemli günün hatırası olarak da yıllar boyu Özsamancı ailesi bu bayrağı saklıyor. Nihayetinde bayrak müzemize bağışlama kararını aldılar. Bu da bizi çok sevindirdi, çok mutlu etti. Biz de bu bize verilen bağışı halkımızla buluşturmak için özel bir sergileme yaptık. Müzemizin baş köşesine koyduk. Türkiye'nin ilk ve tek milli bayrak müzesi olarak müzemizin çatısı altında koleksiyonumuza kattığımız çok değerli bayraklar var. Kurtuluş Savaşı görmüş, Kıbrıs Harbi görmüş, gazi bayraklarımız, görev yapmış bayraklarımız var. Bu bayrakların arasında Özsamancı ailesinin bize bağışladığı 9 Eylül bayrağını da sergilemek bizim için bir onur. Bayrak koleksiyonumuz daha da zenginleşti, daha da çeşitlendi. Özsamancı ailesine teşekkür ediyoruz. Kendim bu üniversitede okudum, öğrencisi oldum, mezunu oldum. Bugün büyük bir mutlulukla, onurla bu müzeye bağışladık bu bayrağı. Ve burada sadece artık bizim değil, Özsamancı ailesinin değil, bütün Türk milletinin, İzmirli'nin bayrağıdır bu. Daha önce de olduğu gibi. Bu bayrağın hikayesi, bu bayrağın nasıl dikildiği, bu bayrağın dikilene kadar yaşanan mücadelelerin hepsi bütün ileriki nesillere aktarılacaktır. O anlamda 9 Eylül Üniversitesi'ne, 9 Eylül Üniversitesi Bayrak Bilim ve Türk Bayrakları Müzesi'ne, yönetimine çok teşekkür ediyoruz.